Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Gördüğünüz gibi parçalıyı giydik ve kısa bir birinci hafta değerlendirmesi yapacağız. 2019-2020 futbol sezonu başladı. Yani şöyle söyleyelim. Ersun Yanal Bey'in ifadesiyle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı ikincilik, üçüncülük derecelerinin de diğer takımlar arasında paylaşılacağı sezon başladı. Lig TV'nin pardon Beyin Sport muydu? Pardon pardon yancı kuruluşun spikerinin dediği gibi 2019-2020 gol kralı Vedat Muriç'in sezonu başladı. Vedat Muriç 2019-2020 sezonunda gol kralı daha mevsim başında ilan edildi. Bir başlangıç ki evlere şenlik başlangıç. Muhteşem harika süper Fenerbahçe. Harika süper Vedat Muriç, İbrahimovic'in gençliği geliyor. Avrupa'nın yeni değeri, yükselen yıldızı geliyor. 38'lik Emre harikalar yaratıyor. 33 yaşında, 32 yaşındaki rakip takım oyuncularını yerden yere vuranlar 38'lik Küfürbaz Haydo'ya övgüler yağdırıyorlar. Küfürbaz Saydo'nun kırmızı görmesi lazım küfürden. Gördü mü yine görmedim. Neyse inanılmaz övgüler yağıyor dediğim gibi harika Moriç işte süper Mario veya süper binlem Ibrahimović Moriç ki soyadları da uyuyor birbirlerine. Moriç İbrahimovic öyle gidiyor. Ee, ne bileyim işte harika kuruze, on numara kuruze. Akıllara kim geliyorsa yani her türlü övgüler yağdırılmaya başladı. Devletin TRT'sinde övgüler yağıyor. Galatasaray'a sürekli vuruyorlar. Ne bileyim yancı kuruluş, yayıncı kuruluş, yancı kuruluş. Orada da aynı şeyler oluyor. Devam ediyoruz. A kanal mıdır, B kanal mıdır, Z kanal mıdır, Z kanal mıdır Zurt kanal mıdır? Oralarda bir takım yorumcu geçinen, he, yazar geç lavuklar el birliğiyle adeta bayram ediyorlar arkadaşlar. Adeta bayram ediyorlar. Fenerbahçe Gaziantep'i 5-0 yendi diye yer yerinden oynuyor. Daha 20. dakikada he? hakemin e, verdiği 3 tane komik penaltıyla hadi ikisini iki, ikinci penaltıya biraz bir şey bulabiliyoruz da ya 1 ile 3'e ki 3. penaltı diyorlar %100 penaltı top ortalanmış elinden sıyırtmış gitmiş. Ne yönü değişmiş ne bir şey olmuş. E, bir şey yok. E, dokunmuyor mu? Dokunuyor. Onun gibi 100 tane oluyor düt 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 penaltı 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 verildi penaltılar işte o bu falan e, ki 3 penaltı ayrıca atılan 2 golde olsaydı yani bunlar da var ama kitabını uyduruyorlar tabi dikkat edin başka e, maçlarda çizgiler hemen alle mi diliyor galle mi diliyor başka türlü çiziliyor bunlarınkinde daha nice vakit sonra bir bakıyorlar aa çizgiler falan nizami canım her şey her şey kitabına uydurulmuş çünkü niye işin başı içerisinde Limak Niyet var. Limak Niyat'ı biliyorsunuz. TFF'nin başı. Daha düne kadar Fenerbahçe'nin ikinci başkanıydı. O sıralarda başka türlü hakemler kesiyordu. Şimdi başka türlü hakemler kesiliyor. İnanılmaz derecede önlemler alınıyor. Bakın daha öncesinde isterseniz ilgi değerlendirmeden şu yabancı yasağına bir el atalım. Tutturdular. Bu Limak Nihat başta olmak üzere bir de milli takım teknik direktörü olacak tip var ya Güneş Efendi. Türk futboluna biliyorsunuz 11 yabancı ile oynama modasını ilk getiren oydu. Aslında kural oynatabilir. Kimse o zaman hiçbir şey demiyordu. Eee sonra 7-8 yabancı muhabbetini şimdi o yapıyor. Neden bazı takımlar 11 yabancı ile sahaya çıkıyorlarmış? Ayrıca 11 yabancı ile falan çıktığı da yok. Galatasaray Denizli maçına 10 yabancıyla çıktı. Rizespor'un yabancı ile çıktı. Başakşehir öyle. Ne bileyim işte yine bir takım takımlar öyle. Ankara Gücü falan vesaire. Neyse ee, bir takım e, takımlar bu şekilde oynuyorlar kardeşim. Eğer bu kuralsa bu kuralı e, herkes kullanacak. Sonuna kadar kullanacak. 8 yabancı, 9 yabancı. Yani 9 yabancı ile çıkınca sorun yok ama 10 yabancı ile çıkınca hele hele bunu bir de Galatasaray yapıyorsa abi yer yerinden oynuyor. O zaman şunu yapsınlar. Federasyonun kural e, yönetmeliklerine İstiklal Marşı'nı söylemeyen e, futbolcular oynamasın takımda diye. Peki bu İstiklal marşı muhabbetini dillerine dolayan işte o şeytan rıdvan mıdır ne halsa öbür taraftan nimat nihat vesaire onun gibiler ya bunları getirin bir araya bakın bunların dördünü beşini getirin bu muhabbeti yapanlara söyleyin şu İstiklal marşını deseniz söyleyemezler okuyamazlar ezberden okuyamazlar kardeşim ama burada tutturmuşlar İstiklal. ya ne alakası var futbol sahasında futbolcular söylensin diye İstiklal marşı okunmuyor ki tribünlerde malum Buuuuuuuuuu terör hadiselerine karşı birliği beraberliği gösterme adına istiklal marşı söyleniyor. E tribünler yine söylüyor mu? E, söylüyor. O zaman yabancı futbolcu yok muydu? Vardı. O zaman 5-6 vardı. Ne bileyim artı artı 2 2. O zaman da rakamlar yüksekti falan filan. Neyse bunlarla vakit, vakit kaybetmeyelim ama ne diyorlar şimdi? Bu aslında bunların amaçları üzüm yemek değil. Galatasaray'ın önünü kesme adına işte yabancı 14 tane olsun da içeride 7-8 tane oynasın da Avrupa'da oynasınlar da bunu Güneş Bey söylüyor. İşte e, Çanakçı, e, Limak, Nihat da bunlara evet diyor. Yarın bugün ne olur Galatasaray böyle falko malko alır başını giderse araya çarlarsa hemen küt diye yabancı yasağını koyalım. Sahaya 7-8-6-7 her neyse ama ya Avrupa'da ne halt yiyorsan ye demeye getiriyorlar. Çünkü bunların hiçbirini zaten Fener'in Avrupa derdi diye yok. Diğerlerinin de Avrupa ile fazla bir alakası olacağını sanmıyorum. E, kim var Galatasaray var. E Galatasaray da kendilerinden kabul etmedikleri için geçen sene çevirdikleri dalga dümenleri yaptıkları haltları biliyor muyuz arkadaşlar? Biliyoruz. Her neyse bunların derdi şimdi bu. Buradan vurmaya çalışıyorlar. Bir. iki. Dönelim sahaya. Galatasaray yenildi. Cuma akşamı yenildi. Bayram ettiler. O Galatasaray yenildi. Galatasaray'da orta saha yok. Galatasaray'da defans yok. Galatasaray'da Luindama e, ne bileyim Markao o bu. Bunlar bir halt değiller. Bekler çok kötü. Zaten zaten forveti yok. Şey 33 yaşındaki bilmem Falcao gelse ne yazar falan diye hikayeleri, senaryoları yazdılar. Yazmaya devam ediyorlar. İşte Galatasaray hatta devletin TRT'si o kadar ileri gidiyor ki Galatasaray Konya'yı da yenemez diyor. Falcao Malkova kim gelirse gelsin zaten orta sahası yok diyor. Öbür taraftan Fenerbahçe. Fenerbahçe'de her şey var. Süper başlangıç yapmış, ezmiş, vurmuş, gitmiş. E, olacak iş değil. Hani Beşiktaş'ta kaybetti, Başakşehir'de kaybetti ya. Eee Galatasaray da kaybetti. Fenerbahçe yalnız kaldı. Bilmeyen de sanacak ki 30, 33. hafta maçlar oynandı. Haftaya da 34 oynanacak ve bu iş bitecek. Kardeşim ey Fenerbahçeli dalga dümenciler, lauklar. Hiç boşuna yani Fenerbahçeli derken taraftarları kastetmiyorum. O onların yancısı, yalakası, yorumcular var ya. Sözde yorumcu geçinen, yazar geçinen lauklar. Onları Boşuna sevinmeyin. Bakın şimdi aldınız bu mekanın gelip geçicisiniz. Hancı yol Dolcu misali yani mekanın sahibi gelir bir günü gelince alır o mekanını geri oturur ve ondan sonra da kutlamasını turunu şununu bununu fazlasıyla yapar kardeşim. Şimdi dönüyoruz biz tekrar şu maçlara maçlara bir bakalım özellikle şu Fenerbahçe'nin maçına bakalım kardeşim olacak şey değil şimdi bazı şeyleri size soracağım lütfen bana cevap verin. Arkadaşlar ben bunu da paylaştığım için sosyal alemde buradan okuyacağım size kusura bakmayın. Hiç uzatmadan kestirmeden soralım ve de hemen cevap verelim. Küfürbaz Haydo yani Fenerbahçe Gaziantep maçındayız şu anda. Küfürbaz Haydo Emre rakibi kalayladı mı? Kalayladı. Jailson enseye dirseği geçirdi mi? Geçirdi. Muriç rakibini kroşeyle yere serdi mi? Serdi. Bir de Beşiktaş Sivas maçına gidelim şimdi. Bakalım orada Boyd denen Beşiktaş'ın yeni transferi Sivas kalecisinin böğrüne tekmeyi geçirdi mi? Geçirdi. Vida geleni gideni biçti mi? Biçti. Peki hakemler ne yaptı arkadaşlar? Soruyorum size. Ne yaptı hakemler? Hiçbir şey yapmadılar değil mi? Ya da vardan bir ses çıktı mı? Uyarı geldi mi? Hakemler uyarıldı mı? Uyarılmadı, gelmedi. Diyelim ki arkadaşlar bu rezilliklerden sadece birini bile Galatasaray'dan bir oyuncu örneğin Belhanda yapmış olsaydı ne olurdu? Bakın Belhanda bunları birini yapmış olsaydı ne olurdu? Kırmızı kartlar havada uçuşurdu. Değil mi? Uçuşurdu. Buna da galiba limak nihat adaleti demek gerekiyor. Aynen böyle diyorum. O kırmızı kartlar havada uçuşurdu. Bunun adı da herhalde limak nihat adaleti olurdu. Neyse. Lavuk Medya, FB ezdi, geçti, muhteşem oynadı, büyük zafer, 2019-2020 kralı Muriç muhabbetleriyle kutlama yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor, yapmaya devam etsinler. Galatasaray'da kırmızı kart çıktı değil mi? Markao'ya kırmızı kart çıktı. Nasıl çıktı o kırmızı kart abi? Bir, bir düşünün bakalım. İki tane faul yaptı dediler. Hepimizi inandırdılar faullerin gerçek olduğuna. Markao atıldı oyundan. Atıldı tamam güzel. Ben dedim ki bundan sonra dilerim umarım ki ölçü kırmızı kart ölçüsü bu Macron'un Markao'nun <laughs> Markao'nun yaptığı kartlar olur dedim değil mi? Ama hiç kimse Markov'un gördüğü kırmızı kartların paraleli benzeri kartları görmedi. Az önce okudum işte Jason enseye çaktı, öbürü geçirdi, öbürü vurdu, fauller havada uçuştu, küfürler havada uçuştu. Ne oldu? Galatasaray. Ha şimdi gelelim Zurnan'ın zart dediği yere. Bakın Galatasaray alır başını bu takımla bırakın Falcao gelmese bile ki gelecek... Falcao gelmese bile Galatasaray bu takımla alayını ezer geçer. Bunu kendileri de biliyorlar. Öyle bakmayın sizde fans yok, orta saha yok, işte yok o kötüydü, yok bu kötüydü demelerine bakmayın. Galatasaray son derece güçlü bir takım. Ama Galatasaray ne yapacaklar? Buduyacaklar, önünü kesecekler. Her hafta bir kırmızı kart, cezalılar, onlar, bunlar, televizyonlarda orada, burada ters algılar yapılacak. Galatasaray'a bakın Galatasaray 3 penaltıyla sezona girmiş olsaydı yeri yerinden oynardı. Bunlar ligi durdururlardı. Fenerbahçe 3 tane komik penaltıyla özellikle 2 bir tanesi komik ötesi komik penaltıyla kazanıyor. Ama kimsenin sesi çıkmıyor arkadaşım. Çıkmaz çıkmaz. Çıkmayacak. Daha bu başlangıç. Daha neler olacak neler söylüyorum. Orada Limak Nihat var. O Limak nihat oraya boşuna oturtmadılar. Kim oturttuysa, niçin oturttuysa, kimler ona destek verdiyse bu giderek e, devam edecek. Bakın bu sene Fiko'nun takımından bir halt olmaz. Aşağılarda olacak. Aga Ahmet öbür taraftan gazel okuyor. Hiç önemli değil. Başakşehir küme düşmemeye oynar. Bunların hepsi fenere çalışacak. El ele verecekler. Kenetlenecekler. Bunlar korsa bildiriciler değil mi? Bakın bunlar ne haltlar karıştıracaklar. Bunlar hakemlerle ilgili göreceksiniz. Bu Arda kardeşlerim geçen sene Galatasaray'ın bir maçında Emre Akbaba'ya ayağını kaldırdı rakibinin üzerine diye kırmızı kart göstermedi biliyorsunuz o pozisyonda. Yerden yere vurdular. Galatasaray haksız kazandı odur budur. İşte Emre şey Arda kardeşler bilmem nedir falan filan dediler. Arda kardeşler ayağını kaldırdı Emre'ye atmadı diye bunun, o hakaretlere maruz kaldı. Şimdi aynı Arda kardeşler 3 penaltıyı verdi. O sayıtları görmedi. Her rezillikleri var. Ne bileyim vardı oturan kimdi? Yaşar Kemal uğurlu mudur? Ne halsa bunların hiçbiri bunları görmediler etmediler. Çıt yok çıt yok. Hakemden kimse bahsetmiyor. Diyorum ya tersi olsaydı Galatasaray maçında olsaydı bu 3 penaltı ve rezaletler yer yerinden oynardı. Kıyametler kopardı. Koçeli altın üstüne getirirdi basın toplantılarla yardakçısıyla beraber. Ko baş durmazdı. Kulüpler Birliği'nden yeni yeni korsan bildiriler yapılır. Tipi tip Göksel çoktan isyan bayrağını açardı. Ama yok kardeşim. Şimdi kimsenin sesi çıkmıyor. Arda kardeşler hiç hata mı yaptı? Yapmadı mı kimse üzerine durmuyor. Ama ben size söylüyorum. Bakın bütün dalga dümene rağmen Galatasaray birlik beraberlik olacak diyorum ama Galatasaray kendi içinde birlik beraberlik içinde değil. Yani Galatasaray'ın içinde bir hain kesim var. İşte bir an evvel Mustafa Cengiz'i devirelim gitsin de onun yerine biz oturalım. Galatasaray'ın hazır ekonomisi şunu bunu düzelmişken oradan lüplenelim diye inanılmaz derecede dalga dümen içerisindeler. Böyle bir hazırlıklar içerisindeler. Onları da bir kenara bırakalım. Her şeye rağmen başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Fatih Terim uyumu, yapılan transferler inanılmaz derecede güçlü bir Galatasaray var. Hani ben diyecektim ki ya Galatasaray Falcao, koy, Malkoyal almasın bari. Elindekileri de göndersin. Nasıl olsa ligde hayat yok ama Galatasaray bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde işler yapacak, dereceler yapacak. Her ne kadar Galatasaray'ın önünü içeride kesemezler ee, her şeye rağmen Galatasaray birlik beraberlik olursa bunların tepesine yumruğu indirir bunlar yolcudur Galatasaray hancıdır hanın sahibi mekanın sahibi gelir en sonunda kendi mekanına oturur orada da bir takım e, fazlalıkları gönderir diye düşünsen de kolay değil tabi abidik gubidik numaralar çok dönecek yapılanlar biliyorsunuz transferlerde orada burada ne tür dalga dümenler döndü hepsine federasyon onay verdi federasyon da bunlarla beraber merkez hakem komitesi de bunlarla beraber yani Galatasaray'ın işi zor zor olmasına ama her şeye rağmen birlik beraberlik içerisinde bu ilk hafta bu ilk hafta Galatasaray için bir ders olsun, bir uyarı olsun. Kenetlenme adına, birlik beraberlik adına bunu bir hani bir güzellik olarak görelim, bir uyarı olarak görelim ve bundan sonra olacaklara fırsat vermeden Galatasaraylı futbolcuların da sahadaki e, bir takım davranışlarını şunlarını bunlarını verdikleri mücadeleyi Fatih Hoca zaten görmüştür. Onların da kulaklarını gereği gibi çekecektir ve Galatasaray'ın önünü kesmek isteyenlerin tepesine tepesine yumruğu indirmek lazım ama ilk hafta örneklere bakıldığı zaman rezaletlere bakıldığı zaman bu işin çok da kolay olmayacağını görüyoruz arkadaşlar. Ben şimdilik bu kadarını söylemiş olayım. Noktayı koyalım. İnşallah yeni sohbetlerde buluşacağız. Abone olma işini mutlaka e, dikkate alıyorsunuz. Oradaki bir tane oka basıyorsunuz. Para pul hiçbir şey yok. Sadece bizi gaza getiriyor. Abone sayısını görünce o yeni aboneler gelmiş. Hadi bakalım yeni bir sohbet yapalım. Arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin düşüncelerini, duygularını buradan ekranlara taşıyalım. Onlarla paylaşalım diye böyle konuşuyoruz kardeşim. Konuşmaya da devam edeceğiz. Siz aboneye, e, abone olmaya devam edin. Biz konuşmaya devam edelim. Eninde sonunda birlik, beraberlik içerisinde tepelerine tepelerine vura vura bu iş olur ama Avrupa'da zaten Galatasaray'ı durduramazlar. Ha her şeye rağmen bu var var ya var. Varı öyle kullanmayacaklar, böyle kullanmayacaklar. Geçen sene biliyorsunuz Galatasaray Fenerbahçe maçlarında var kullanılmadı. Fenerbahçe'yi Galatasaray önünde kurtardılar. Bir takım maçlarda yine Fenerbahçe'yi kurtardılar. Bu sene o ilk penaltıda vara gidilmedi bilmem ne oldu. Olsun. Galatasaray'ın bir penaltısı verilmiyor. Hakem o penaltıyı es geçiyor. Devam gidiyor. Oyun oynanıyor falan derken nasıl olduysa Pala Ali kendini kurtarma adına dur dedi lan burada penaltı var gel geri dedi. Penaltıyı verdi onda da zaten sağ olsun Selçuk Efendi kullanamadı. Her neyse arkadaşlar noktayı koyalım. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere. Hepinize enişten saygılar sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.